Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış Stanley ne kadar ararsa arasın iş arkadaşlarını hiçbir yerde bulamıyordu. En başta Stanley haritayı bozduğunu sandı ama sonra anlatıcının sesini duydu ve bunun ta başından beri oyunun dizaynının bir parçası olduğunu anladı. Sonra da oyunu yapısal anlatım kinayesini gözlemleyişi ve video oyunu yapısının doğasını hem anlayışlı hem de nükteli bir şekilde sunuşunu övdü. Artık burada olduğuna göre ne düşünüyorsun? Burası eşsiz ve eğlenceli bir yer değil mi? Neden hepsini içimize çekmek için bir dakikalığına durmuyoruz? Tamam tamam bunları geçtim. Sen ne dersin? Bu s**tiğimin eşek şakasından sıkılmadın mı artık? Ah öyleyse bu durumda devam ediyoruz. Ama şimdi asıl soru geliyor. Eğer bunun durmasını istediğini bana söyleseydin ne olurdu sence? Sence özellikle farklı olabilir miydi? Aynı fikri alıp başka bir şekilde üstün körü ifade etmek için bu cevaba uygun şekli getirir miydim? Belki de ben konuyu açmamış olsaydım hiç aklına bile gelmeyecekti. Ah, şimdi düşün bakalım, yeniden başlatmana değecek mi? Ve yine buraya geri geleceksin. Sırf diğer seçeneği seçebilmek için. Açıkçası bu eşek şakası biraz zaman alıyor. Ya diğer seçenek daha bile uzun sürüyorsa, tüm anlatımı duyabilmek için toplamda ne kadar vakit harcayacaksın? Ya da bu çok iyi. Belki de zaten diğer seçeneği oynadın ve şu anda bu seçenekte ne olduğunu görmek için geldin. Peki ne düşünüyorsun? Hangi seçenek daha iyiydi? Daha ilk oynayışında devam et seçeneğini seçtiğini düşünsene. Diğer seçeneği seçtiğinde ne olacağını bilememek nasıl da gösterip de vermemek olurdu ama. Tabii ki sen şanslı olanlardan birisin. Yine de eğer diğer seçenek dinlemenin işkence olacağı bir seçenek değilse o zaman belki de değilsin. Aslında bunu dinleyen hiç kimse şanslı değil. Heh, şimdi Diğer seçeneği öyle bir inşa ettim ki konuşmayı keseceğim. Buraya geri gelip gelmeme, oyuna devam edip etmeme veya bu noktada sonsuza dek bekleyip beklememe seçeneğini sana bırakacağım. Şerefe. Stanley ofisi hiç bu kadar iyi aydınlanmış haliyle görmemişti. Bu bir işaret miydi? Umuyordu ki öyleydi. Hem de tüm kalbiyle. En başta Stanley haritayı bozduğunu sandı ama sonra anlatıcının sesini duydu ve bunun ta başından beri oyunun dizaynının bir parçası olduğunu anladı. Sonra da oyunu yapısal anlatım kinayesini gözlemleyişi ve video oyunu yapısının doğasını hem anlayışlı hem de nükteli bir şekilde sunuşunu övdü. Artık burada olduğuna göre ne düşünüyorsun? Burası eşsiz ve eğlenceli bir yer değil mi? Neden hepsini içimize çekmek için bir dakikalığına durmuyoruz? Tamam tamam bunları geçtim. Sen ne dersin? Bu s**tiğimin eşek şakasından sıkılmadın mı artık? Eh, bunu nazik bir dille nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum ama şimdiye kadar istediğin an escape tuşuna basıp oyunu yeniden başlatabilirdin. Mesela şimdi veya daha önce de yapabilirdin. Şimdi de çıkmak için uygun bir zaman olabilir. Bu noktaların hepsi ve çok daha fazlası. Hepsi de uygun. Kendi isteğine bağlı olarak oyunu yeniden başlatamaman üzerine yaşadığın bu iç çatışma gibi görünen şeyden oldukça keyif alıyorum. O yüzden zarfa bas ve bunu mümkün olan en zavallı hale getireyim bende ve ne kadar uzun süre dayanabileceğini hep birlikte görelim.